Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan 1200 rakımlı Çanlıyer'e ilçesinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen İğne Oyası Festivali'nde birbirinden renkli ve güzel iğne oyaları sergilendi. Standlarda yer alan el emeği göz nuru iğne oyaları ve çeşitli ürünler çevre il ve ilçelerden gelen halk tarafından beğeni topladı. Festivalde konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çamlı Yayla'nın çok güzel bir yayla olduğunu ve Çamlı Yaylalı kadınların el emekleriyle adını duyurduğunu belirtti. Tabii Çamlı Yayla özel bir yer. Türkiye'nin en güzel, en özel yaylalarından bir tanesi. Buraya hep birlikte gönül vermişiz. Çocukluğumuzdan bu yana yaz aylarını iple çekerek Çamlı Yayla'nın havasını teneffüs etmeyi adeta kendimize görev bilmişiz ve bugün de Cenab-ı Allah nasip etmiş Çamlı Yaylalı'ya, Çamlı Yayla'ya hizmet etme şerefine sizlerin desteğiyle nail olmuşuz. Tabii ki Çamlı Yayla böyle bir iki dakikada ayaküstü anlatmakla bitmez. Dağlarıyla, dereleriyle, ürettiği ürünlerle gerçekten çok özel bir yer. Ama bu özelliği biraz da taçlandıran Çamlı Yaylalı hanımefendilerin ortaya koyduğu o şaheserler. Gerçekten kadınlarımız el emeği, göz nuru eserleriyle Çamlı Yayla'ya farklı bir anlam katıyor. O elleriyle harikalar yaratıyor ve Çamlı Yayla'yı gerçekten çok güzel bir şekilde temsil ediyor. Ben bütün kadınlarımıza Çamlı Yayla'yı bu şekilde tanıtma cesareti gösterdikleri için, emek verdikleri için kutluyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki bizler yerel yöneticiler olarak halkımızın ürettiklerine sahip çıkmak, onları en iyi şekilde tanıtmak, desteklemek ve emeklerinin karşılığını almaları konusunda onlara yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. Büyükşehir yasasıyla birlikte geçmişte Tarsus Belediye Başkanlığımız döneminde biraz da kanunların arkasından dolanarak, biraz da zorlanarak yaptığımız destekleri büyükşehir olarak ve artık görevimiz olarak daha da büyütmek, Çamlı Yayla'yı hak ettiği yere getirmek durumundayız. Bunun gayreti içerisindeyiz. İnşallah şu anda bazı projelerimiz var. Bunların bir kısmı hayata geçti ama hayata geçmeyen Çamlı Yayla'yı Çamlı Yayla yapacak projelerle ilgili de inşallah yakın bir tarihte projelerimizin hayata geçmesi için temel atma törenlerinde yapacağımızı belirtiyorum. İnşallah sizler bizi bu görevde devam dediğiniz sürece biz sizlerin emrine amadeyiz. Çamlı Yayla'nın özellikle yaz aylarındaki trafik problemini çözmek bizim boynumuzun borcu olacak diyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Bu festivalin başta hanımlar için, daha sonra Çamlı Yayla'mız, Mersin'imiz ve tüm ülkemiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun.
Çamlıya ile Belediye Başkanı İsmail Tepe Bağlı ise yaptığı konuşmada festivalin Çamlıyayla'nın tanıtımında çok önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti. Büyükşehir yasasıyla beraber bizlerin üzerine çok büyük külfet olan gerek su işleri, otobüs işleri ve birçok belediye hizmetlerin tamamı büyükşehire geçti. Büyükşehire geçmesiyle beraber bizler üzerimize kambur olan bu yüklerden kurtulunca biraz nefes alabildik. Tabii burada yine her zaman olduğu gibi yanımızda olan Sayın Burhanettin Kocamaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu sayede biz 2014 ve 2019'a kadar olan dönemde belediye başkanlığı olduğumuz zaman biraz böyle kendimize geldik. Yani üzerimizde artık borç yükü olmayan, çok fazla kambur olmayan ve etrafımıza biraz daha ilgilenebilecek bir pozisyona geldik. Ve ondan sonra dedik artık bir şeyler yapalım. Çünkü her ilin ve ilçenin kendine göre festivalleri var. Kendine göre tanıtım faaliyetleri var. Ama bizim böyle bir şeyimiz yok. Önce düşündük kiraz festivali mi yapsak, elma festivali mi yapsak. Fakat hiçbiri bize uymadı. En son halkımızla yapmış olduğumuz istişare sonucunda iğne oyasını ön plana çıkartalım diye değerlendirdik ve iğne oyası festivalini yapmaya karar verdik. Tabii o zamanlar için tecrübemiz yok. Bundan 4 sene öncesi için konuşuyorum. Biz derdimizi Sayın Burhanettin Kocamaz Başkanımıza açtık. Dedi ki biz festival yapmak istiyoruz ama bizim tecrübemiz yok. Şu an için de yeterli paramız yok. Dedi başkan sen hiç merak etme. İlkini biz yaparız. Bütün şeyi Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üstleniriz dediler. Sağ olsunlar teşekkür ediyoruz. Bundan 4 sene önce ilk İğne Oyası Festivalimizi Mersin Büyükşehir Belediyesi bizim adımıza yaptı. Kendilerine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bugün geldiğimiz aşamada artık İğne Oyası Çamlıyayla ile özdeşleşmiş, Çamlıyayla ile bir bütün haline gelmiş ve inşallah bundan sonraki etapta hanımefendilerimizin daha çok gelir kazanacağı bir kapı haline geldi.